Erkancığım bak çocuğum, doktorsun çok güzel. Ama ben böyle kızımı uzaklara istemem. Böyle şehir dışlarına gitmek yok. Böyle tayin mayin çıkartma istemem onu söyleyeyim. İçiniz rahat olsun Külperi anneciğim. Önce kızınızı aldım, ondan sonra da tayinimi İstanbul'a aldırdım. Bundan sonra buralardayız yani, dizinizin dibinde. Yani öyle çok dizimin dibinde de istemem. Ay aşk olsun anneciğim, ne olurmuş sanki dizinin dibinde dursak, eskir mi dizin? Aşk olsun ama aşkınız hiç bitmesin. Sonra Erkan seni sepetlemesin buraya paketleyip canım benim. Teze neyip peri kızları gibi yaşatacağım var ya, ne çok uzaklarda olacağım ne de çok yakınlarda, ortalarda takılacağım işte, siz hiç merak etmeyin. Çok güzel, çok güzel oldu. Böyle çok güzel. Tezeni koş, kurabiyeleri getir fırından ha çocuğum. Ay pek heyecanlı pek. Bozkır Bey, Bozkır Bey. Belki bu iş burada bitmiş gibi korkuyor ama ahım var benim, ahım. Tezeneyi o yalak Erkan'a verdiniz. Artık ahirette hesaplaşacağız sizinle beraber. Oğlum sen manyak mısın ya? Kız benim değil mi lan? İstediğime veririm. Hem tezenin gönlü sende değil ki. Zaten o Erkan'ı seviyor. Allah Allah. Hem ne güzel lan. Doktor bir damadım olacak. Yok ya, nereden biliyorsunuz onun doktor olduğunu? Ya kandırdıysa sizi, he? Ya üç kağıda getirdiyse? Ne zaman gördünüz onu doktorluk yaptığını? Salkanı gibi gezinirken ne ara doktor oldu bu adam? Görmeme gerek yok. O dürüst bir çocuk. Hem niye yalan söylüyorsun lan durup dururken? Senin gibi bu lan o. Yalancı değil o, dürüst, doğru bir çocuk o. Vallahi bu devirde babanın oğluna güvenme demişler. Olur mu olur ha? Yok canım, niye olsun be abicim? Olmaz öyle şey ya. Bak şimdi. Ben bunu bir araştırayım ya. Samet olacak ama lütfen. Keşke vursaydım bir tane. İsmail. He. Ne çeşit bir rahatsızsın sen ya? Niye la? Duydun mu la? Niye dedi, duydun değil mi? Oğlum adama gidiyorsun, ben doktorum diye atıyorsun tutuyorsun. Ondan sonra dönüp bir de kendini ispiyonluyorsun. Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir çocukluk geçirdin oğlum? Sen havale mi geçirdin? Efendime söyleyeyim, bir menenjit falan mı geçirdin sen? Haklısın kardeşim, doğru söylüyorsun. Ben yine ne yaptım la? Hayır, bu Erkan benim aklıma geldiğinde benim ne akıl kalıyor ne mantık arkadaşlar. Normalde sende mantık var da Erkan'ı duyunca mantığın gidiyor, öyle mi? Heh, ibibik. Kardeşim, laf cambazlığı yapacağınıza bir yardımcı olsanız ya, ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Bir şey sorabilir miyim İsmail? Lütfen. Sen... Biz lan Çınolu. Estağfurullah kardeşim. Senin ağzını burnunu kırarım lan. Git kendin hallet lan işini. Benim canımı sıkma. Rahatsız lan bu. Kendini öldürtür biliyor musun? Git lan buradan. Saygılar. Ya. Sıtıyorum, göz yapıyorum, yok. Ya Gülperi. Benim içime gerçekten bir kurt düştü. Bu Erkan ya bize yalan söylüyorsa, ya gerçekten doktor değilse. Erkan hiç öyle bir çocuk değil. Yani öyle bir şey olmaz. Ama eğer için rahat edecekse kalkıp onun çalıştığı sağlık ocağına gidip bir bakalım. Zaten benim sağ omzum ağrıyor ya, gösteririz. Allah, benim de belim ağrıyor, o da doğru. Ya saçmalamayın canım ikiniz de. Aa, gayet sağlıklısınız. Ne var? Yok bir şey omuzunda senin, yok iyisin. Kızım. Sen mi bileceksin benim omzumun ağrıdığını, ben mi bileceğim? Anneciğim ben onu veririm senin sağ omzunu ya. Hem gülerler kız kulunç için doktora mı gelmiş derler sana gülerler. Tezene sana ne oluyor? Damat doktor değil mi? Gidip ona gözükeceğiz. Hakkımız tabii bizim. Biz seni bu kadar büyüttük, yetiştirdik. Öyle değil mi? Şimdi kaymağını yiyeceğiz biz. Hadi kalk Bozkır, kalk yürü. Ben o vardım, ne gerek var? Niye gidiyorsunuz diyorum ya. Şş, gelin buraya anne. Alo, İsmail hemen bir şeyler yap İsmail. Annemler sağlık ocağına geliyorlar. Çabuk bir şeyler yap. Tamam. Usta. Ne oldu lan? Ben yandım, yandım ben. Ne olur bana yardım et. Dur, sakin ol oğlum sen. Doğuştan yanıksın zaten. Ne oldu bakalım? Dur, sakin, sakin. Ya bu Erkan, Tezene'nin ailesinde geçenlerde ben doktorum dedi. Ne dedin? Niye böyle bir şey dedin sen İsmail? Ne yapıyorsun oğlum be? Ya oldu bitti usta. Bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Ne olur bana yardım et. Şimdi bu tezenenin ailesi Erkan'a muayene olmaya gitmek istiyormuş. Akıl gel. Akıl yani. Yine döndü dolaştı. Benim kuyruğuma bağlandı bu iş. Vallahi bunların hepsini haftalığından keseceğim. Haberin olsun.
benim haftalıkta falan gözüm yok. Zaten Gülper annelen Bozgır baba beni kesecek. Ne olur yardım et, bir akıl ver. Oğlum nasıl girdin sen böyle bir işin içine ya? Of of! Ne güzel türkücüydün sen. Niye kendine meslek üretiyorsun yani? Şarkıcı doktorlara mı özendin? Ne yaptın sen böyle be ya? Halledeceğiz bu oğlum. O iş bende. Bir çözüm yolunu bulurum. Ben zaten buldum gibi. Yok, bu olmaz. O zaman şöyle bir fikrim var. Tamam, ben bu işi hallettim oğlum. Bu da olmaz. Yeni bir fikir bulmak gerekiyor bununla ilgili. Sen şimdi doktorum dediğine göre o zaman... Tamam, hoş be ya. Ben de. Sağ ol usta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.